Evet, kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri, golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlere çok ama çok güzel bir video hazırlığı içerisindeyim, inşallah becerebilirim. Bu arada 69.900 bitip 70.000 olmak üzereyiz. Lütfen sevdiklerinizi, sizi sevenleri, muhteşem Fenerbahçelileri kanalımıza davet edin de bir an önce olalım. Aslında 70.000 olduğumuzda kap gelir demiştim. Daha erken geldi. Olsun, sonuç olarak kap geldi mi geldi. Kap gelecek yerden abone esirgenmezmiş. Yeni iki transferimiz açıklandı. Aslında bakarsanız bir transfer açıklandı. Bir de uzatma açıklandı. Kim bu isimler? Levent Mercan ve Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan için söylemiştim, 2 yıl uzatacak demiştim. Duyumcular 3 yıl demişti. Ben de duyumu 2 yıl demiştim. Ve ben duyumumdan sapmamıştım. Hani Allah'a çok şükür ki yanılmadık. Yani duyumum doğru çıkmış oldu ve gerçekleşmiş oldu. Ben de sevindim açıkçası. Diğer bir husus, Levent Mercan 3 yıl diyor. Levent için de bak, kulüp 3 yıl demesine rağmen diyorum ki 3 artı 1 diyebiliyorum ben. Son senesinde belli bir oynama sayısına bağlı olarak artış gösterecek bir sözleşmesi var. Artı belki Karagümre'ye para soracaksınız. İlla her şey para demek değil. Belki de futbolcu da verebilirsin Karagümre'ye. Yani keşke para ve yerine futbolcu versek. Keşke vereceğimiz futbolcular oraya gitseler. Keşke kabul etseler. Keşke orada oynasalar. Hatta Karagümrük'le bir nevi proje anlaşması yapsak. Orada futbolcularımız gitse, oynasa, geri alma önceliği bizde olsa ya da satış karının bilmem ne kadarı orada olsa da daha fazla futbolcu piyasaya sunabilsek. Çünkü bu bir marketing. Şöyle söyleyeyim. 10 tane Arda Güler sunsak piyasaya, geleceğimiz kurtulur değil mi? 20'den, 30'dan, 40'tan, 50'den satsan, 30'dan satsan ortalama, 10 futbolcuyu 30'dan satsan 300 milyon euro. Geleceğin kurtulur, borcun biter, artıya geçersin, fabrikasyon işlemeye başladığı için çok daha güzel tepkiler almaya başlarsın. Çok daha güzel bir gelecek seni bekler olur. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ben sıradaki haberle başlayayım. Beşiktaş'a Fenerbahçeli golcü önerildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun önerilmiş. Şimdi bu haberden ben şunu anlıyorum. Beşiktaş kafasız, beyinsiz. Hani hiç bilmiyor yani, futbolcu falan takip etmiyor. Beşiktaş, Serdar Dursun diye birisi var. Ne dersiniz? Serdar Dursun mu? O kim ya? Nerede oynuyor? Ya hani Fenerbahçe'de falan oynadı. Bilmiyorum ki. Falan mı yapacağınızı zannediyorsunuz? Şimdi teknik direktörle Van Bronckhorst'u getirdiler. Artık kadrosuna odaklanmış durumdalar. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecekler ama Beşiktaş'ta arkadaşlarım şunu söylüyor. Bizim kadro diyorlar tinerci minerci değil. Bizim kadro bildiğin dilenci kadrosu diyorlar. Çok çok kötü bir kadromuz var diyorlar. Ben Beşiktaş'ta arkadaşlarımın cümleleriyle yaklaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Serdar Dursun 32 yaşında. Beşiktaş'ta kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtilmiş. Beşiktaş sıcak bakmamış. Fenerbahçe'ye devre arasında geldi. 11 resmi maç, 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Ancak görev verildiği zamanlarda sırtı dönük top oynama meziyetine sahip olan Türk futbolcu, kontenjanı doğru kullanan Türk futbolcu elinden geleni de yapmış oldu. Ha, Serdar'ın Fenerbahçe'yle uzatma ihtimali var mı? Var. Serdar Dursun Fenerbahçe ile devam etme ihtimali var mı? Var. Hayır, küçük mü büyük mü? Ben küçük ya da büyük demek istemiyorum. Çünkü ihtimal var diyeyim sadece. Ama zayıf bir ihtimal ya. Yine de umut şey yapmayayım size. Onu söyleyeyim. Alexander Ciku'ya 3 talip birden. Diğer kanalda da söyledim bunu. Burada da söylüyorum. Arkadaşlar, Lazio'nun talip olduğunu biliyorum. 10 milyon euroya varan bir teklif deniliyor ama tekliften tam emin değilim. Fakat bir Suudi Arabistan kulübü muhteşem bir teklif hazırlığında. Hani 14 ila 25 milyon euro arasında diyeyim size. Eğer 25 milyon euroluk teklifi yapsa satayım mı? Saat geçsin, saat koy dersiniz. O yüzden Ciku'ya da talipleri de iyi değerlendirmek lazım. Ha, Lindelöf isteniliyor. Fenerbahçe Lindelöf'ü alma çabası içerisinde, şöyle böyle falan filan. Kardeşim, Lindelöf'ü alacaksan ya da Casemiro'yu alacaksan ya da ikisini birden alacaksan, eğer ikisi bir niyetin varsa, Lindelöf almak için stoper satmak zorundasın. Hatta bu stoperin yanı sıra Osterwold'i de satmak zorundasın.
Kaldı ki Osterwolde'ye de teklifler var. Onu da söyleyeyim, hatırlatayım tekrardan. Hani Osterwolde'yi satmak zorundasın, bir. Ciku'yu satmak zorundasın, iki. Çünkü Levent Mercan geldi. Ferdi Levent Mercan. Sol tamam. Sağda da Osayi Mert Müldür tamam. Dört stoperin. Hadi belki beşe çıkar. Yani Emir Ortakay'a da dahil edip belki tandemi beşe çıkartırsın. Lan ben dersin sakatlanması bol bir kulübüm. İşte devşirmelerle oynamayayım. Oynayacağım kulvar çok fazla. 19 takıma düştü. 36 tane lig maçı. Türkiye Kupası'nın statüsü gereği grup maçının olacağını da düşünürsek. Hadi 3 oradan. Bir 5, 7 tane falan Türkiye Kupası maçı desen 43. Elemeler 6 tane eleme 49. 6 grup maçı yapacak olsan 55, gruptan çıkman durumun, çıkmama durumun falan filan, çıksan 57 falan olacak. Düşündüğün zaman hazırlık maçlarını falan saymıyorum. 3 aşağı 5 yukarı ben 57 tane resmi maç saydım. Ha, durumun çok daha iyi olur. Finallere çıkarsın. Türkiye Kupası'na finale çıkarsın. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gidersin. Maç sayısı artar. Düşündüğün zaman da 5 stoperin olmak zorunda. Ama durum bu. Gerçi ben Ciku'ya bu kadar yüksek teklifin olacağını düşünmüyorum. Neyse, Fenerbahçe'de hedef Roma'nın genç yıldızı. Arkadaşlar bu haberle giriş yapayım. Şimdi Mourinho'nun eski öğrencisi Eduardo Bove için Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini söyleniyor. Herhalde Kürt bu arkadaşımız. Bove de Çi, Navi de Çi'ye bu. Bu Bove arkadaşımız. Baba bir arkadaş herhalde. Neyse, Mourinho İstanbul'a gelerek mesaiye başlamasının ardından oyuncu araçlarına başladı. Bir liste sundu ve liste üzerinde şimdi görüşmeler başladı. Gözler İtalya'ya çevrildi. Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Eduardo Bove. Genç yıldız için kesenin ağzı açılacak. Çünkü Mourinho ısrarcı. Kulüpten alınan bilgiye göre tüm imkanlar seferber edilecek. Mourinho 2023'te ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu demiş. Yani bu kadar övgüyle dolu bir çocuk. Geçen sezon 45 maça çıkmış. 1 gol 2 asistlik katkı sağlamış. Şimdi ben oyuncunun Transfermarkt verisine önem veririm arkadaşlar. Çünkü Transfermarkt verisi size her şeyi söylemez. Ama hiçbir şeyi söylememezlik de yapmaz. 18 milyon eurocuk Transfermarkt değeri. Bir kere bu beni bir sarstı. Hani 18 milyon eurocuk fazla bir para. Yani fazla bir para. 18 milyon eurocuk gerçekten fazla bir para. Orada bak bir de bu arkadaşımız merkez orta saha oyuncusu. Yaşı 22. Genç. İtalyan U21'de falan oynamış ama A takımına çağrılmamış. 6-8 10 oynayabiliyor. Transfer marketine baktığımız kadarıyla en iyi 6 oynuyor. Yani 6 numara pozisyonda en iyi 8 oynuyor. Yani şu, Fred pozisyonda gayet iyi oynuyor. Fred pozisyonda iyi oynayan futbolcuyu da verip hani bu parayı harcayıp almak biraz israfa kaçabiliyor. Taraftarımız da buna tepki gösterebilir. Lan madem Fred var niye bunu alıyorsun diyebilir. Almayın arkadaş da diyebilir. Getirin de diyebilir. Garip bir iş. 2028'e kadar sözleşmesi var. Roma'nın altyapısından çıktığı için oradaki 18 milyon euro çok bir önemi yok. 2627 dakika süre almış. Avrupa Ligi'nde oynamış, İtalya Kupası'nda oynamış, Serie A'da oynamış. Ya ben 15'ten aşağı satacaklarını düşünmüyorum. Bir, ikincisi Roma'nın bir pis bir huyu var. Roma kimi satarsa satsın. Araya şu kadar oynarsa şu kadar bonus. Sonraki satışına şu kadar bonus falan ekler. Ben bu transferin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu'ndan kariyeri için açıklama. Ferdi Kadıoğlu sol beke geçme hikayesini anlatmış. Demiş ki İsmail Kartal yalancının teki demiş. İşin şakası bir taraf ama Vitor Pereira sayesinde bu mevkiye geçtiğini söylüyor. Diyor ki mevkiyi değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde burada oyna diyorlar. Ama bana herhangi bir şey anlatıp nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsan yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım, güvendim. Güvenince de bu şekilde evrildim diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Hafızanız benimki kadar değildir. Hani Allah vergisi bir hafıza var. Cenab-ı Allah vermiş yani hafıza bana.
O yüzden de bir şeyleri hatırlama ihtimalim sizinkinden biraz yüksek. Ferdi Kadıoğlu'nun babası zamanında şöyle bir açıklamada bulmuştu Feyzullah Kadıoğlu. Demişti ki ben çocuğumu milli takım seçmelerine getirdim. Ben dedim ki bu çocuk 8 numara 10 numara milli takım seçmesinde benim çocuğumu sağ bek oynattılar. Ciddi söylüyorum bak. İnternetten araştırın belki bulursunuz da. Ben de dedi sinir oldum dedim. Türk milli takımda dedim oynatma niyetim yoktu bu yüzden dedi. Türkiye'de futbol iklimi böyle. Ben Fenerbahçe'ye getirirken bile tereddüt içindeydim dedi. Çocuğu sağ bek oynattılar diye. Şimdi o sağ bek oynatan milli takım hocası dese ki ben oynattıydım dese adam şimdi gündem olur. Şimdi var ya adamı meşhur ederler. Derler ki bak adam o zamandan görmüş. Hatta ben o zamanlarda şöyle söylemiştim. Bak bu çocuk çok yetenekli. Sağ bek, sol bek oynaması için fizik lazım. Bu çocuk şu an fiziksiz. Şu an oynayamaz. Yani orada sağ bekte deneyen kişi muhtemelen seçmek istemedi. Yoksa 10 numarada bir deneyim. Atıyorum 10 numarada kıpır kıpırsın, hareketlisin. Bir de sağ bekte deneyim diyebilir derdim. Velhasıl kelam Ferdi diyor ki beni Pereira oynattı diyor. İsmail Kartal da geçen sezon ben oynattım diyor. Hatırlatayım. Ve burada mesele şu. Futbolcunun kabul etmesi. Ben şunu söyleyeyim. Biz Ferdi'yi satarsak yerine aynısını bulamayız. Bu bir. Biz Ferdi'yi kaça satarsak satalım üstüne 5 ekleyip aynısından alabiliriz. Bu iki. Kaça satarsak satalım aynısından Türk olanından yerine yani üstüne 5 ekleyip alabiliriz. O da varsa ki ben olduğunu düşünmüyorum. Yani Ferdi'nin aynısından olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. O da ayrı bir olay. Şimdi Osterwolde için aynısını söyleyeyim. Osterwolde de gitme niyeti taşıyan bir oyuncu. Birkaç aldığı teklif cezbetti. Mourinho'nun da ona yükleyeceği görevden tereddüt içinde. Hani Ciku varken sol stoperde Osterwolde'yi oynatmayız açık söyleyeyim. Hani eğer Ciku'ya birazcık bir para saçsak, Ciku'yu birazcık şey yapsak mesela nasıl anlatayım size? Ciku'yu iyi paraya göndersek o zaman bir faydalanabiliriz gibi Osterwolde'den. Ama onun dışında ben Osterwolde'nin bu Fenerbahçe tandeminde Ciku varken iş yapacağını zannetmiyorum. Bilmiyorum bu benim şahsi görüşüm. Belki de ben abartıyorumdur. Ama bilin istedim arkadaşlar. Onun dışında başka ne söyleyecektim? Mesela Lukaku, Adebayo. Arkadaşlar ben Fenerbahçe forvet hattının Lukaku, Adebayo isimlerinden oluşabileceği görüşündeyim. Yanlış duymadınız. Lukaku, Adebayo. Yani Lukaku kiralık as forvet. Adebayo'dan belki maddi durumdan dolayı satın alma opsiyonlu kiralık yedek forvet olarak alınabilir. Ha satın alma opsiyonlu kiralık yedek forvet olarak da alınsa, ikinci forvet de alınsa, beşinci forvet olarak da alınsa yetenekli bir arkadaşımız. Yetenekli bir çocuk. Mourinho'nun al dediği çocuk. Şimdi WhatsApp grubunda bizim Fenerbahçe WhatsApp grubunda bir konuşma gerçekleşti. Şöyle bir şey dedi arkadaşım biri. Hocam dedi biz şunda hata yapıyoruz. Mourinho'yu aldık. Mourinho diyorsa mesela kim? Mustafa Hoca'yı transfer edin. Ya Mustafa Hoca'nın transfer market verisi olmasa bile bizim susmamız lazım. Ya bu adam boş durmamıştır. Bu adam scouting yapmıştır. Bu adam izlemiştir. Bu adam incelemiştir. Bu adam demiştir ki ulan tamam şöyle böyle falan filan Inter Milan. Biz bunu atlıyoruz diyor. Ben de hak veriyorum kardeşime. Biz maalesef bu kalabalıkla bunu atlıyoruz. Maalesef. Bu arada 9-10 Mayıs'ta demişim Fenerbahçe ilk resmi transferi hayırlı olsun. İkinci transfer diye de belirtmişim. İlk resmi transferin Levent Mercan olduğunu o zamanlarda belirtmişiz. Hayırlı olsun. Zaten bilinen bir şeydi. Ama sosyal medyayı biraz arar tararsanız bakın bakalım ne kadar bilinen bir şey. Onu da gördüğünüzde şok olmayın. Çünkü Mustafa Hoca Levent Mercan'ın fanatiği bir isim olarak bu çocuğun gelişini çok daha önceden size sürprizlemişti, müjdelemişti. Ve geleceği için de mutluydu. Siz bana güvenin, rahat olun. Lukaku ve Adebayo'da ısrarcıyız ama tamamen anlaşmadık. %100 bir anlaşma yok. O konuda söyleyeyim. Ama
bir anlaşma şeyi var. Hani Lukaku'da bir anlaşma ihtimali yüksek. Çünkü kulübü biraz elden çıkartma derdinde. Bu arada 7 gün önce de ilk transfer kapı hayırlı olsun demişim. 14.400 küsür izlenmiş o video. Keşke her videomuz bu kadar çok izlense. Şeyi de çok soruyorlar üyeliği. Arkadaşlar 2 Ağustos'a kadar diğer kanaldayız. 2 Ağustos'tan sonra burada devam. Sadece burada devam. 2 Ağustos'a kadar diğer kanalda hem reklamlı videolar var hem de üyelikler orada. Orada duyumlar aktarıyoruz. 2 Ağustos'tan sonra burada. Burada da duyumlar direkt topluluk kısmında olacak. Çünkü en düşük üyelik 25'e çekeceğiz gibi duruyor. Neyse durumlar bu. Greenwood'u beklemeyin. Ferdi Kadıoğlu'nu konuştuk. Szymanski'ye teklifler bekliyoruz. Szymanski her an gidebilir. Net. Szymanski her an transfer olup gidebilir. Ciku'yu söyledik. Serdar Dursun. Serdar'ın Fenerbahçe'ye devam etme ihtimalinde olduğunu belirteyim. Başka da söyleyeceğim bir şey yok aslında ya. Arkadaşlar lütfen 69.900 sinir bozucu bir sayı. 69.935'ti ben bu videoyu çektiğimde. Lütfen eşinizi, dostunuzu, akrabanızı çağırın. 65 tane Fenerbahçeli lazım. 65 tane Allah'tan korkan, kuldan utanan. Hocam ateist olsa olmaz mı demek? Yo fark etmez. Yeter ki Fenerbahçe olsun. 65 tane yürekli insan arıyoruz arkadaşlar. Bakın bu videoyu izleyen 65 tane baba yiğit. Herkes bir kişi getirse ya da desek ki ulan şu kanala katkım olsun 2 getireyim 3 getireyim dese kanala katkımız çok yüksek olur. Lütfen şu kanal 70 bin olsun. Köydeyim ama internet düzelmiş buranın. Upload hızı çok yüksek. Canlı yayın açabilirim. Gece bile canlı yayın açabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan sonra da bir Antalya seyahati düşünüyoruz. Antalya Kepez seyahati düşünüyoruz. Ama Antalya Kepez'e de gidecek olsam orada da internet imkanım var. Burada da internet imkanım var. Evime dönecek olsam da internet imkanım var. Sizi internetsiz bırakmamak için sıcakta terliye terliye yayın yapıyorum. Videolar çekiyorum. Lütfen arkadaşlar bir beğeniyi çok görmeyin. Şöyle söyleyeyim bir derdi, bir tasası. Hocam senden dua bekliyorum diyen kardeşim varsa kanala birkaç kişi getirmeye çalışın. İlla getirin demiyorum. Siz teklifte bulunun. Abone olurlarsa olurlar, olmazsa onlar, o da onların şey olur. Ben şimdiden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizler olduğunuz sürece bu kanalın sırtı yere gelmeyecektir. Ben inanıyorum 70 bin olacağız ama bir işaret bekliyordunuz. Bence o işaret geldi. Kanala bir abone bile kazandıran herkesin Allah gönlü muradını versin. Görüşmek üzere arkadaşlar.